Bugün Show Türk ekibi olarak Tekirdağ Saray bölgesindeyiz. Butik sektörünün işletme sahibimiz, yanımızda genç girişimci Gülşe Hanım var. Burada neler yapıyoruz? Ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Tabii ki de bunları öğreneceğiz. Fakat sizleri tanıyalım. Gülşe Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu serüvenimiz nasıl başladı? Şimdi şu şekilde izah edeyim en başından. Ben Gülşah Güçlü, 20 yaşındayım. Bu sektöre ben çok daha yeni girdim aslında, 6 ay kadar oldu. İşin açığı çok tecrübesizce girdim ama bu 6 aylık süreçte kendime de, iş yerime de çok şey kattığımı düşünüyorum. Hani bilgilere biz aç insanlar olduğumuz için hani çok şey öğrenebiliyoruz bu süreçte. Bir evet, fakat yeni açtık. Bundan daha öncesinde iş analizimizi güzel bir şekilde yaptık. Yani tabii aslında ki, bu sektörün içerisindeydik. Aynen öyle. Bir de şöyle bir konu var burada. En azından Tekirdağ Saray bazında konuşacak olursak. Şimdi ben de bir kapalı bir kadın olarak örnek vereyim. Tekirdağ Saray'da bunun çok ciddi bir açığı var. Hani en azından dışarıdan gelen ya da yerli halkta tesettür bazında çok eksiklik var. Şimdi ben de buraya taşındığımızda mesela bir yıl oldu taşındık bu arada. Geldim alışverişe çıkacağım, kendime bir şey bulamıyorum örnek verecek olursam. Hani bakınıyoruz ilçeleri geziyoruz, bizim için çok büyük sıkıntı oluyordu. Hani bu şekilde aklıma geldi benim dedim. En azından bu eksiği kapatmamız gerekiyor bir şekilde. Ve benim düşünmediğimin aksine çok fazla bir müşteri potansiyeline sahip yani olduk burada. Bunu yakalayabilmişiz. Tabii burada. ki beklemediğim bir şekilde bu oldu ve bunu çok güzel karşılıyor burası en azından. Ve ürünlerimiz de kaliteli oldukları için şimdi gelen tekrar geliyor, gelmek istiyor. Hani onların da biz taleplerini karşıladığımız sürece bu sirkülasyon bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Şunu söyleyebiliriz izleyicilerimize. Tekirdağ özellikle Saray bölgesinde mağazamız bu konumda. Fakat burada butik açığı yakaladık. Evet. Ve dedik ki bir kadın olarak özellikle kadınların kesinlikle. Çünkü giyime bir merakı olduğu için. Neden burada bir butik açmayalım? Ve bu işi zaten araştırdık. Çünkü kadınlar özel olduğu için giyim tarzı. Yabancı kesinlikle, değiliz bu sektöre. Aynen öyle. Burada yeni açılan 6 aydır işletmede olan bir işletmedeyiz. Fakat daha öncesinde sadece bu sektörde değil emlak sektöründe de yer aldık. Bunlarla ilgili de detaylı bilgilerinizi alabiliriz. Emlak sektörüyle de ilgileniyorum aynı zamanda. Hani bir ofis adı altında değil ama en azından benim her işimi yönettiğim bir yer mehpare butik diyebilirim. Yani bu çatının altında ben diğer işlerimi de çeviriyorum. Aynı şekilde söylediğim gibi emlak sektöründe de varız. Buranın çok sıcak ve gerçekten samimi bir havası kesinlikle, var. Kesinlikle ben de öyle sizlerden kaynaklanıyor sağ olun, diyebiliriz. Burayı ederim. Tasarlarken tamamen dizayn kendimize ait şu mi oldu? Şu şekilde belirteyim. Ben şimdi belirttiğim gibi konuya dair çok tecrübesizce girdim ben. Hani çevremde ne bir esnaf vardı ne bir bu işle uğraşan birisi vardı. Hani ben tamamen ya bir mağazaya girersiniz. Mağazanın içerisinde ne vardır? İşte ne bileyim bir banko vardır, raf vardır, kıyafetler vardır. Hani tek bildiğim şey bu olarak girdim ben sektöre. Hani gördüğünüz her şeyde benim hoşuma giderekten aldığım ürünler diyebilirim. Hani bunun dışında kendi düşüncelerim dışında hiçbir mimardır ya da başka bir tasarımcıdır bu işleri yapan kişilerdir. Kimsenin bir katkısı yok. Yani tamamen kendi düşüncem. Kendimize has bir yere açtık diyebiliriz. Peki kesinlikle. Buradaki ürün ve ürün gruplarımız nelerdir? Çeşitleri sizlerden alabiliriz. Şimdi ürün ve ürün gruplarımız şu şekilde. Bir tesettürlü bir kadının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şeyler diyeyim. Ceketlerdir, pantolonlardır, kaplardır, elbiselerdir. Hani bir tesettür ihtiyacını karşılayabilecek şeylerin olduğunu tamamen inanıyorum. Tamamen kalite bazında ilerliyoruz. Kesinlikle. Çok eksiğimiz var ama yavaş yavaş hani müşterilerimizin desteğiyle bunları tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederiz keyifli röportajınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Için. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim ben de.